Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir pilav tarifiyle geldim. Eğer mantarınız ve şehriyeniz varsa bu lezzetli pilavı mutlaka yapın diyorum. İnanın böyle et yemeklerinden daha lezzetli, hafif, e, tam bir yaz yemeği oluyor. Mutlaka deneyin e, diyor ve hemen nasıl yapmışım tarife başlıyorum. Şimdi e, birazcık sıvı yağ tencereme alıyorum. Üzerine bir adet doğradım. Soğanı ilave edip güzelce 1-2 dakika boyunca kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra şöyle 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık olarak salça ekliyorum. Salçamızla güzelce kavuruyoruz. Bir dakika boyunca şöyle bir dakika bile değil ama şöyle iyice çiğ kokusu gidene kadar biraz kavuruyoruz. Hemen üzerine doğradığım 300-400 gram kadar mantarı ilave ediyorum. Güzelce yıkayıp doğradık. Mantarları çok fazla kavurmayacağım arkadaşlar. Şöyle hafifçe soldurmak yeterli olacak. Çünkü şehriye ile birlikte de pişecek. Şöyle 1 dakika ya da 2 dakika boyunca kavurmanız yeterli olacaktır. Hemen üzerine 2 su bardağı arpa şehriyeyi ekliyorum. Tabi miktarını kendi e, ev halinize göre artırabilirsiniz arkadaşlar. Ve 4 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Suyunuz mutlaka kaynar su olsun ki Şehriyelerimiz lapalaşmasın, soğuk su eklemiyoruz. Hemen tuzunu ve birazcık da karabiberini ekliyorum. Biraz sarımsak da ilave edebilirsiniz. Dilerseniz içerisine domates de doğrayabilirsiniz, yeşil biber, domates. Ama ben malzemeyi mümkün olduğu kadar az tutmaya çalıştım. Ocağın altını orta derece kısık ayara getiriyoruz ve 10 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. 10 dakika sonra pilavımız böyle risotto kıvamında pişmiş olacak. Ee, böyle çok fazla taneli pirinç pilavı gibi tane tane olan bir pilav değil arkadaşlar. Biraz daha böyle helmeli e, risotto gibi hafif e, cıvık gibi bir pilav arkadaşlar. Tam olarak deyimini bulamadım ama. Şimdi ocağın altını kapattım birazcık dinlendirdikten sonra şöyle tabağıma aldım gördüğünüz gibi Tabağı aldıktan dinlendikten sonra daha böyle taneli hale dönüşüyor ee, Biraz maydanoz ve domatesle süsledim tam bir ziyafet yemeği arkadaşlar yanına da bir e, Yoğurtlu cacık Bence yeterli bir e, öğün. Mutlaka sizler de deneyin diyorum e, Umarım faydalı bir video olmuştur Bugünlük de benden bu kadar diyorum arkadaşlar varsa yorumlarınızı bekliyorum sorunlarınızı bekliyorum yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.